Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Revonax. Bugün sizlere Antoinette'de workshop'e yani atölyeye nasıl bir eşya atölye üyesi eklemeye göstereceğim arkadaşlar. Bunun hakkında çok soru geldi bana. Abi bunu nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Steam'den ekleyip soranlar oldu. Ben de tabi çok uğraşmadığım için onlara tam net bir cevap veremedim arkadaşlar. Aklıma geldiği için çektim şu an. Hani çekiyorum. Buradan ana menüden arkadaşlar workshop'a giriyoruz atölye olarak. Submit seçeneği var burada gördüğünüz gibi. Burada isim yazıyor işte. Description. Bu eşyanızın, atölye üyenizin nerede olduğunu belirtiyor. Buna nasıl ayarlayacağınızı söyleyeceğim şimdi. Preview image'de arkadaşlar atölyenizin atölye üyesini eklediğinizde atölye seçeneğinde karşınıza çıkan resim arkadaşlar. Mesela bir mod yüklersiniz Antoinette'da. Tıklamadan önce bir resim çıkar karşınıza. Konuşamadım. İşte o resim arkadaşlar. Bu change node'da arkadaşlar yaptığınız atölye üyesi hakkında değişiklikleri belirtiyor. Bunu ilk paylaştığınızda buraya bir şey sallarsınız. Mesela test diyelim yani. Atölyenizi paylaştıktan sonra bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan seçeneğimiz var arkadaşlar. Mesela localization dil paketi anlamına geliyor. Objeler var işte, modellemeler, efektler falan. İtemler var. Araçlar, skin ve map var arkadaşlar. Map hakkında map olarak size gösteremeyeceğim ama aynı metotları uygularsanız mapinizi de paylaşmış olursunuz arkadaşlar. Ben buradan localization'ı seçiyorum. Diğer seçenekte yani map'i gösteremediğimin olayı şu arkadaşlar. Editörü açamıyorum. Bende sorun var. Ben localization yapıyorum. Bu public, herkese açık arkadaşlar. Bu friends only de sadece arkadaşlarınızla, hani bu atölye üyesini sadece arkadaşlarınız görebiliyor. Private de size özel, yani paylaşımı açık değil. Ben buradan public yapıyorum arkadaşlar. Ready to use, yani kullanıma hazır. Eğer created yaparsanız daha gelişme sürecinde bir şey. Ama bu seçenek sadece haritalar, oyun skinleri yani silah skinleri falan gibi seçeneklerde kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden bunu ready to use yapacağız. Buradan deneme atölye diye isim verelim. Buraya deneme projemiz diyelim arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz resimde arkadaşlar yaptığınız atölye üyesinin hangi dizinde olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Hani bu collection page atölye üyenizin nerede olduğunu belirler. Mesela gördüğünüz gibi resimde benim burada, yani masa üstümde belirdi. Hani ben masa üstüne koydum şeyi. Dosyayı masa üstüne kurdum. İçine gerekli şey dosyaları attım. İşte o atölye dizinine koyacağım linki buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Mesela ben CTRL-C yapıp yaptım. Bir dakika. Olmadı. Ben hemen alayım buradan. Evet, gördüğünüz gibi masa üstümdeki linki aldım. Tabi bununla bitmedi. Eğer dosyanızda dil paketi varsa arkadaşlar, dosyanızın içeriğinde bir şey varsa deneme yazdığınız yerin sonuna, yani oraya ne yazdıysanız sonuna şu slash işaretini koyacaksınız arkadaşlar. Bu böyle kalacak. Ben bir kez daha yapacağım. Bu alta koyduğum yerde resmi arkadaşlar. Mesela ben deneme jpg olarak koydum. Uzantısı jpg. Bu not yerine de projemizde bir değişiklik bulunmamaktadır. Böyle kalsın. Şu an her şey hazır arkadaşlar. Eğer dosyanın klasörünüzün içinde bir eklenti dosyası varsa atölyede paylaşmak istediğiniz, şu an her şeyiniz hazır demektir. Tek yapmanız gereken create tuşuna basıp yanlış bir sorun oldu herhalde. Buraya English yazacaktım. Bir dakika. Stok yok mu? English. Evet. Şu an ben paylaştım arkadaşlar. Birazdan ekranınızı çıkar. Bir Steam bir sayfa açmazsa arkadaşlar Shift artı Tab tuşuna basın.
Zaten successfully submitted diyor. Hani başarılıyla paylaşıldı dosyanız diyor. Gördüğünüz gibi atölyede paylaşıldı arkadaşlar. Eğer bu ekran sizde çıkmazsa arkadaşlar biraz bekleyin. Gönderildi mesajı Antonio'da size gösterilecek ve sayfa açılacak. Eğer açılmazsa Shift Tab kombinasyonunu kullanarak bu sayfayı açabilirsiniz. İşte görünüyor. İndirmek için abone oldu arkadaşlar. Abone olursanız, mesela Türkçeleştirilmiş dil paketimize abone olduysanız eğer bir dosya indirecek. Oyuna girdiğinizde oyununuz Türkçe olacak. Eğer olmazsa zaten orada bir link vermiştik. Öyle yapabilirsiniz. Değişiklik notları okuyamıyorum. Değişiklik notları bakın orada yazdığımız projemizde bir değişiklik bulunmamaktadır yazdığımız seçenek. Hani yazı. Tartışmaları başlatabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir konu açabilirsiniz. İşte şöyle şöyle modumuz güncellendi falan diye. Deneme JPG olarak koyduğumuz resim de bu arkadaşlar. Yani ilk resim olarak bu görünecek atölyede. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir şeyler öğrendiyseniz veya öğretebildiysem ne mutlu bana. Hala bir sorunuz varsa yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.